Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. Şimdi burada bir metnimiz var. Bu metni dinleyin, daha sonra da videoyu durdurup metni siz de bir kere okuyun. Aşağıdaki metni dinleyiniz ve okuyunuz. Sevdiğimiz şeyler. Benim en sevdiğim şey klasik arabamız. 1970 model, parlak kırmızı renge sahip, deri koltuklu, üstü açık bir klasik araba. Trafikte herkesin dikkatini çekiyor. İlk aldığımız zaman çok kötü durumdaydı. Babam eski ve bozuk parçalarını değiştirdi. Sonra onu yeniden boyadı. Eski model bir araba olduğu için bazen bozuluyor. Ama babam arabayı kendisi tamir edebiliyor. Kız kardeşim Zehra'nın en sevdiği şey köpeği. O çok akıllı ve oyunsever bir köpek. Zehra onu yavru iken hayvan barınağından aldı. Şimdi 4 yaşında. 1 yaşına kadar onu evde besledik. Fakat 3 yıldır bahçedeki kulübede yaşıyor. Onu dışarı almak zorunda kaldık çünkü kedimiz ile pek anlaşamıyorlar. Evde sürekli kavga ediyorlar. Etrafı dağıtıp eşyaları kırıyorlar. Annem en çok aile albümlerimizi seviyor. Annem ve babam 1980'den beri her yıl için bir albüm hazırlıyorlar. Fakat 1989 ve 1990 yıllarına ait albümler yok. Bir yangında bu iki albüm tamamen yanmış. Şimdi insanlar fotoğrafları bilgisayarlarda saklıyor. Bence fotoğraflara albümden bakmak daha keyifli. Küçük kardeşim ise köyümüzü çok seviyor. Çünkü köyde gezmek ve serbestçe oynamak için çok güzel yerler var. 6 yıldır her yaz tatilinde köye gidiyoruz. Bizim köyümüz ormanın içinde. Köyün havası çok temiz ve serin. Köyün yakınlarında balık tutmak için harika bir de göl var. Ayrıca köyde meyve bahçelerimiz ve inek, koyun, keçi, at gibi birçok çiftlik hayvanımız var. Metni dinlediniz. Metinde geçen bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız. Bu kelimelerin kendi dilinizdeki karşılıklarını bulup ezberleyin ve cümle içinde kullanmaya çalışın. Aşağıdaki cümleleri metne göre doğru veya yanlış şeklinde değerlendiriniz. Erkan'ın en sevdiği şey klasik arabaları. Zehra köpeğini komşusundan aldı. Erkan'ın annesi 1989 ve 1990 yıllarına ait albümleri kaybetmiş. Erkan'ın küçük kardeşi köyü çok seviyor. Erkan'ın köyünde çiftlik hayvanları ve meyve bahçeleri var. İşte cevaplar. Burada iki tane yanlış cevap arkadaşlar. Birincisi, Zehra köpeğini komşusundan aldı. Hayır, Zehra köpeğini küçükken hayvan barınağından aldı. İkincisi, Erkan'ın annesi 89 ve 90 yıllarına ait albümleri kaybetmiş. Hayır, bir yangında bu albümler tamamen yanmış. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Erkanlar nasıl bir klasik arabaya sahip? Zehra'nın köpeği kaç yıldır kulübede yaşıyor? Erkan'ın annesi ve babası ne zamandan beri albüm hazırlıyorlar? Erkan'ın küçük kardeşi köyü neden çok seviyor? Videoyu durdurunuz ve bunları cevaplayınız. İşte cevaplar. 1970 model, deri koltuklu, üstü açık kırmızı bir arabaya sahip. Zehra'nın köpeği 3 yıldır kulübede yaşıyor. Erkan'ın annesi ve babası 1980'den beri albüm hazırlıyorlar. Çünkü köyde gezmek ve serbestçe oynamak için çok güzel yerler var. Dersimizin bu kısmında dil bilgisi var arkadaşlar. Kelimelere
zaman anlamı katan ek var arkadaşlar. Dır, dir, dur, dür, tır, dir, tur, dür. Cümlede belirtilen iş veya oluşun devam ettiği süreyi söylerken kullanılır. Örnekler. 3 gündür. 5 saattir. 10 yıldır. 1 saattir. 1 haftadır. 5 gündür. 2 aydır. Ayşe'nin köpeği 3 yıldır bahçedeki kulübede yaşıyor. Ayşe'nin köpeği 3 yıl boyunca yaşamış ve hala daha o bahçede yaşıyor. Yani geçmişte olan ve şimdi devam eden bir durum anlatıyor arkadaşlar. Hakan ve ailesi 6 yıldır her yaz tatilinde köye gidiyor. 6 yıl boyunca gitmişler ve hala daha gidiyorlar. Buradaki ek ise buna benzer bir ek arkadaşlar. Dan beri, den beri, tan beri, ten beri. Cümlede belirtilen iş veya oluşun başlama zamanını söylerken kullanılır. Yine buna benziyor. Perşembeden beri, 2012'den beri, geçen haftadan beri, saat 3'ten beri, beri yani buraya manasında arkadaşlar. Hemen örnek cümlemizi okuyalım. Ayşe'nin babası 1980'den beri her yıl için bir albüm hazırlamış. 1980'den bu zamana kadar manasında arkadaşlar. Her yıl için bir albüm hazırlamış. Ahmet sabahtan beri dışarıda futbol oynuyor. Dünden beri başım ağrıyor. Bunun gibi cümlelerde kurabiliriz. Siz de bunun gibi cümlelerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Hobiler. Benim adım Mustafa. İzmir'de yaşıyorum. Ben resim yapmayı çok severim. Haftada 2 defa resim kulübüne giderim. Bu kulüpte resim tekniğimi geliştirmek istiyorum. Gelecekte imkanım olursa resim sergisi açmak istiyorum. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Özellikle tarihi ve polisiye romanlarından hoşlanıyorum. Ben sinemaya gitmeyi seviyorum. Evde bilgisayardan film seyretmek benim için daha eğlenceli. Özellikle Amerikan ve Hint filmlerinden hoşlanıyorum. Üç Aptal ve Her Çocuk Özeldir adlı Hint filmlerini izlemenizi öneriyorum. Ayrıca ben yabancı dil öğrenmeyi seviyorum. İngilizce ve Almanca biliyorum. Bence bir insan için yabancı dil öğrenmek ve başka milletlerden insanlarla diyalog kurmak çok önemli. Benim adım Sergio. Ben Teksas'ta yaşıyorum. Ben gezmeyi, balık tutmayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Okulumuzda gezi kulübü var. Cumartesi günleri gezi kulübündeki arkadaşlarla şehrimizdeki tarihi ve turistik yerleri geziyoruz. Tatillerde başka şehirlere gidiyoruz. Yaz tatilinde bir grup arkadaşla Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye doğal güzellikleriyle ve tarihi eserleriyle meşhur bir ülkeymiş. Metni bir kere okudum arkadaşlar. Siz de metni birkaç defa okuyun ve bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazın. Metinle alakalı sorulara geldik arkadaşlar. Birinci sorumuz, Mustafa nerede yaşıyor? Mustafa İstanbul'da yaşıyor. Onun için İzmir'i sildik. Mustafa ne yapmayı çok seviyor? Mustafa resim yapmayı çok seviyor. Mustafa hangi romanlardan hoşlanıyor? Mustafa tarihi romanlardan hoşlanıyor. Mustafa nerede film seyretmekten hoşlanıyor? Mustafa sinemada film seyretmekten hoşlanıyor. Ama evde de film seyretmeyi eğlenceli olarak görüyor. Sergio ne yapmayı çok seviyor? Kayak yapmayı mı, yüzmeyi mi? Sergio yüzmeyi çok seviyor. Sergio yaz tatilinde arkadaşlarıyla nereye gidecek? Sergio arkadaşlarıyla Türkiye'ye gidecek.
Mustafa ne kulübüne gidiyor? Mustafa resim kulübüne gidiyor. Mustafa gelecekte ne sergisi açmak istiyor? Mustafa gelecekte resim sergisi açmak istiyor. Mustafa hangi tür kitaplardan hoşlanıyor? Mustafa tarihi ve polisiye romanlarından hoşlanıyor. Mustafa hangi dilleri biliyor? Mustafa İngilizce ve Almanca biliyor. Sergio cumartesi günleri ne yapıyor? Sergio cumartesi günleri arkadaşlarıyla tarihi ve turistik yerleri geziyor. Aşağıdaki etkinliklerden hangilerinden hoşlanıyorsunuz? İşaretleyiniz. Siz hangilerinden hoşlanıyorsunuz? Bunların arasından seçip cümleler kurabilirsiniz. Ben balık tutmaktan hoşlanıyorum. Bilgisayar kullanmaktan hoşlanıyorum. Film seyretmekten hoşlanıyorum. Futbol oynamaktan hoşlanıyorum. Müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Satranç oynamaktan hoşlanıyorum. Uçurtma uçurmaktan hoşlanıyorum. Siz nelerden hoşlanıyorsunuz? Bunlarla alakalı cümleler kurunuz. Burada diyaloglarımız var arkadaşlar. Bu diyaloglarda boşlukları dolduracağız ve aşağıdaki soruyu diyaloğa göre cevaplayacağız. Boş zamanlarında neler yaparsın Ali? Bitki koleksiyonu yaparım. Ne zamandan beri bitki koleksiyonu yapıyorsun? 5 yıldan beri bitki koleksiyonu yapıyorum. Kaç bitki topladın? Yaklaşık 150 bitki topladım. Ali ne zamandan beri bitki koleksiyonu yapıyor? Cevap: 5 yıldan beri. İkinci diyalog. Boş zamanlarında neler yaparsın Mehmet? Müzik dinlerim. Ne tür müziklerden hoşlanıyorsun? Pop müziklerden hoşlanıyorum. En sevdiğin şarkıcı kim? Tarkan. Mehmet hangi tür müzikten hoşlanıyor? Mehmet pop müzikten hoşlanıyor. Boş zamanlarında neler yaparsın Ayşe? Fotoğraf çekerim. Ben fotoğraf çekmekten çok hoşlanıyorum. Ne zamandan beri fotoğraf çekiyorsun? 3 yıldan beri fotoğraf çekiyorum. En çok hangi tür fotoğraflar çekiyorsun? Doğa fotoğrafları çekiyorum. Ayşe en çok hangi tür fotoğraflar çekiyor? Doğa fotoğrafları çekiyor. Boş zamanlarında neler yaparsın Semra? Origami yaparım. Origami nedir? Origami, kağıt. Origami, kağıt katlama sanatıdır. Origami ile neler yapıyorsun? Origami ile ben en çok uçak, kelebek ve çiçek yapıyorum. Origami nedir? Origami, kağıt katlama sanatıdır. Cevap A. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Videoda sorduğum soruları yorumlar bölümüne yazmayı unutmayınız. Hello Turkish kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.